Cihan Hocam, ultrasonografi biz kadın doğum uzmanlarının gebelik takibinde vazgeçemediğimiz bir aygıt. Gebeliğin her döneminde en başından en sonuna kadar sıklıkla başvurduğumuz bir yöntem. Tüm kadın doğum uzmanları ultrasonografi yapmakta. Ancak benim gibi perinatolog olmayan, yani yüksek riskli gebelik uzmanı olmayan kadın doğum uzmanlarının yaptığından farklı bir ultrasonografi var. Buna da detaylı ultrasonografi deniyor. Bunun hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Detaylı ultrasonografi hangi gebeye, hangi zamanda, hangi haftada yapılır? Detaylı ultrasonografi tercihen 18 ila 23. gebelik haftaları arasında fetusu değerlendirdiğimiz, daha ayrıntılı olarak anatomik yapılarını değerlendirdiğimiz bir ultrasonografik değerlendirme türü. Halk arasında buna renkli ultrason, dört boyutlu ultrason gibi, ayrıntılı ultrason gibi değişik isimler verilmekte. Burada amacımız ne diye bakarsak, amacımız fetal anomallerin anne karnında taranması, beraberinde bazı genetik hastalıkların ultrason belirteçleri açısından da bu bebeklerin, fetusların anne karnında taranması. Burada saptadığımız bazı durumlar olduğunda da bir sonraki testlerin planlanmasıdır. İşte ben burada bir araya girip sormak istiyorum. Bu detaylı ultrasonografi dediğimiz ultrasonografik muayene bize bebekle ilgili, fötüsle ilgili bütün kusurları gösterir mi? Detaylı ultrasonla fetüsle ilgili bütün kusurları görme şansımız yoktur. Yaklaşık %70-80 civarında majör anomalileri saptayabiliyoruz. Fakat tamamını görme şansı ne yazık ki yoktur. Bunun sebeplerinden aslında bir tanesi fetal gelişimin bu haftada bitmemiş olması. Bir diğeri fetal gelişimin bu haftada devam ettiğinden dolayı bütün anomalileri bu haftada görmememiz, hepsini de ultrasonda görüntüleyemememizdir. Mesela genetik bir anomali hakkında bazı belirteçler gördüğümüz zaman bir sonraki test olan amniyosentez gibi bir ilave genetik test yapabilmekteyiz. İşte ben burada bir araya girip şunu sormak istiyorum. Gebelikte biz detaylı ultrasonografi neden yapıyoruz? Yani amacımız nedir? Amacımız yani biz hasta bir fötüsü düzeltebilir miyiz detaylı ultrasonografi yaparak? Nedir yani, niçin yapıyoruz? Amacımız aslında bir majör yapısal bir anomalisi olan bir fetustan aileyi birincisi haberdar etmek, böyle bir doğum olacağından. Tedavi edilebilecek bir takım durumlar var, anne karnında müdahale edilebilecek. Bunların planlamasını yapmak. Bir yandan doğum sırasında ve doğumdan hemen sonra müdahale gerekebilecek bazı durumlar olabilir. Mesela hocam. Örneğin kalple ilgili bazı problemler olduğu zaman bebeklerde, bu doğumun belirli merkezlerde olması, doğumun planlı bir şekilde olması, doğum sonrası ekibin bu konuda bilgilendirilip buna yönelik hazırlık yapmaları gerekiyor. Anladım. Yani şunu demek istiyorsunuz. Örneğin doğar doğmaz acil müdahale gerektirebilecek bir kalp hastası bebeğin bilmeden herhangi bir merkezde doğulmasındansa bunun önceden bilinerek bütün ekibin hazırlanması amacımız değil mi? Evet. Sırf kalple ilgili değil, diğer organ sistemleri için de birçok şeyde bu durum geçerli kesinlikle. Bir de özellikle detaylı ultrasonografi deyince benim gibi perinatolog olmayan kadın doğum uzmanlarının aklına yani bu işi yapmaya başladığımızdan beri hep benim aklıma Down sendromu gelir açıkçası. Çünkü en sık görülen kromozom anomalisi Down sendromudur ve yaşamla bağdaşabilen bir durum. Dolayısıyla en tartışmalı konulardan bir tanesi bu. Ve tarama amaçlarımızdan bir tanesi de Down sendromunu taramak. Şimdi bununla ilgili başka testler olduğunu biliyorum ben ama detaylı ultrasonografide Down sendromunu tanıyabilir miyiz? Detaylı ultrasonla Down sendromunu tanımaktan ziyade amacımız taramaktır. Taramada bunun için risk saptadığımız hastalarda tanı testi dediğimiz bir sonraki testi önermektir. Her gebede bunu yapmıyoruz, tanı testini. Çünkü bunlar aslında invaziv dediğimiz girişimsel testlerdir. Tanı için yaptığımız testler ve bir takım riskler taşır, düşük bir oranda da olsa. Amacımız tarama yapmak. Taramada belirli faktörler olan, belirli ultrason belirtileri olan hastalarda bu girişimsel işlemleri uygulamak aslında. Gebelikte ultrason ile hangi ölçümleri yapıyoruz? Yani siz bir sürü ölçüm yapıyorsunuz. Ben biliyorum, detaylı ultrasonografi raporunda onlarca parametreniz var ama kısaca hangi ölçümleri yapıyorsunuz detaylı ultrasonografi? Detaylı ultrasonografiye başlarken aslında temel obstetrik ultrason dediğimiz her kadın doğumcunun aslında pratikte, günlük pratiğinde yaptığı ultrason ölçülerinden başlıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Bunların içerisinde
fetusun baş ölçüsü, baş çevresi, karın çevresi, kemik uzunluğu vardır. Bunun dışında ekstra olarak bizim bir takım organlara yönelik, organlardaki gelişimi gösterecek bazı ek ölçüler daha var. Bunlar aslında birçok, sizin de söylediğiniz gibi çok fazla sayıda ölçüm var. Hani biz burada daha çok ihtiyaç olduğunda, belirli bir anomali ya da bir belirteç, bir problem kuşkusu uyandığında bizde ihtiyaca yönelik o yöndeki ölçümleri daha da derinleştirebiliyoruz. Onun için tek bir standart ölçü programımız vardır. Fakat bunun dışında anomaliye göre, bir kromozom anomalisinin belirtecine göre ultrasonografik değerlendirmemizi daha da derinleştirebiliyoruz o yönde. Örneğin bir örnek verebilir misin hocam bununla ilgili? Örneğin bir kalple ilgili bir problemden şüphelendiğimiz zaman, çocuğun kalbinde bir problem var diyorsak, o zaman fetal ekokardiyografi gibi bir yönteme geçip kalbin içerisindeki kan akım hızlarına, kapaklardan kaçak olup olmamasına, kalbin içerisindeki deliklerin var mı yok mu, yerleşimi nasıl, damar anomalileri nasıl, bunlar açısından da daha ileri ve komplike değerlendirmelere geçiyoruz. Peki hocam, siz biraz önce söylediniz aslında. Yaklaşık 18-23. Haftalar arasında yapıyoruz dediniz değil mi? Ama yine siz dediniz ki bu haftalarda bebeğin gelişimi tamamlanmadığı için gelişimsel, yani ileride ortaya çıkabilecek bazı hastalıklar bu haftalarda atlanabilir. Kesinlikle. Örneğin kalp anomalileri ya da aortanın anomalileri gibi. Peki biz bu hastaları rutin olarak doğuma yakın bir zamanda tekrar detaylı değerlendirmeli miyiz, böyle bir yaklaşım var mı? Günlük pratikte yok böyle bir yaklaşım ne yazık ki, çünkü bu kadar çok bu işle uğraşacak kişi yok. Ama kadın doğum muayeneleri devam ettiği için hastanın, kadın doğum uzmanları da gebeliğin ilerleyen haftalarında görüntülerde bir farklılaşma ortaya çıktığı zaman zaten sıklıkla bize bunları geri yönlendirmekte. O zaman biz bu haftalarda da tekrar bir değerlendirme yapmaktayız buna yönelik, saptayamadığımız ileriki haftalarda ortaya çıkan yeni problemler açısından.